Bir katılımcı arkadaşımız da yolda. Bu alanla ilgili iki akademisyen ve bir kamuoyu araştırma merkezinin başkanı var. Kamuoyu araştırma merkezi başkanlığında yaptığımız, benim de içinde bulunduğumuz göçle ilgili, Suriyeli göçmenlerle ilgili bir çalışmamız var. Onda elde ettiğimiz önemli bulguları paylaşacağız inşallah. Ruhat Bey, Kilis Üniversitesi'nde öğretim üyesi, sosyolog, rektör yardımcısı, Suriyeli göçmenlerle ilgili başından itibaren çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunların bir kısmını kamuoyuyla paylaştı ve devam ediyor bu çalışmalarına. Mahmut Kaya Bey de yine sosyolog, Urfa'da Harran Üniversitesi'nde yine Suriyelilerle ilgili önemli çalışmaları yaptı ve kamuoyuna paylaştı. Bu nedenle aslında Suriyelilerin çok yoğun bir biçimde yaşadığı iki ilimiz ve geçiş merkezi olarak kullandıkları ilimiz ve son olarak İhsan Bey'in İstanbul ve Ankara'yı da içine alan geniş bir araştırma olmak üzere bu bulguları birlikte değerlendirecekler. Aslında mültecileri, göçü konuşuyoruz. Hakikaten sosyolojiyle baktığımız zaman artık bir mülteci toplumundan bahsetmemiz de mümkün. Yani mülteciliğin, göçün merkezde olduğu bir biçimde onunla beraber varlık kazandığı bir toplum biçimiyle karşılaşıyoruz. Bu olabildiğince diyelim bizim sosyologların tanımladığı tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu kavramlarından veya yapılarından çok farklı, kendine özgü nitelikleri var. Mesela buna aynı zamanda Araf toplumu da diyebiliriz. Çünkü ne geldiği toplumla tümüyle kendisini beraber algılayabiliyor, ne de geldiği ve yerleşmeye çalıştığı toplumla tümüyle bütünleşmiş durumda. Bundan dolayı uzun süre geldiği topluma yerleşmesi, onunla beraber olması uzun süreli bir şey, bir faaliyeti, çabayı gerektiriyor. O nedenle buna Araf toplumu da demek mümkün. Akış halinde olan bir toplum, sürekli akan bir toplum. Göçlere baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Yani bir yerden başlayıp bir yerden biten bir olgu, bir yer değiştirme hareketi, bir toplumsal değişme faaliyeti olmanın da ötesinde akış halinde olan ve devam eden bir şey. Biz sosyologlar genellikle göç meselesini endüstriyel toplumlarla beraber ortaya çıkan bir olgu olarak son 10 yıllara kadar böyle algılıyorduk ve genellikle köyden kente doğru meydana gelen yer değiştirmelere göç adını veriyorduk. Modern bir olgu olarak değerlendiriyorduk. Endüstrileşmenin tamamlanması, nüfusun %75 gibi oranlarda şehirlere yerleşmesiyle de artık göçün son bulduğu gibi bir anlayış oluşmuştu. Ve bundan dolayı da sosyolojide artık göç, köy sosyolojisi gibi, kır sosyolojisi gibi dersler de kalkmıştı. Ama son 15 yılda bölgemiz başta olmak üzere dünya toplumlarında çok büyük yeni göç tarzları ortaya çıktı. Yani soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte belki etnik savaşlar, ondan sonra bölgeler arası büyük ekonomik farklılaşmalar, yoksulluk sorunları ve diğer sorunlar nedeniyle yeniden biz göçlerle karşılaştık ve sosyologlar en fazla bu konularla diğer sosyal bilimcilerle birlikte yeniden çalışmaya başladılar. Bir, iki noktaya değinmek istiyorum müsaadenizle yöntemle ilgili olarak. Bu Türkiye'de çok ciddi çalışmalar yapılıyor hakikaten. Hem devlet kurumlarının, AFAD gibi bir kurumun yaptığı kamuoyu araştırmaları var. Sivil toplum kuruluşları var. Akademisyenlerin yaptığı çalışmalar var. Hem üniversite olarak hem bireysel olarak. Bu çalışmalarda ama genellikle kullanılan perspektif entegrasyon. Bu biraz sorunlu bir şey. Çünkü entegrasyon dediğimiz zaman başlangıçta zaten göçmenleri biz sorumlu kabul ediyoruz. Geldikleri yerle her yönüyle uysallaşmaları, her yönüyle buraya eklemlenmeleri gereken bir varlık olarak algılıyoruz. Ve böyle olmayınca da entegrasyon sorunlarımız var diye konuşmaya başlıyoruz. Oysa bu çok tek yönlü bir algı. Aslında mevcut toplumun da onunla belli ölçülerde bir entegrasyon yaşaması lazım. Entegrasyon karşılıklı olan bir şey. Etkileşime dayanan bir şey. O nedenle
Geldikleri zaman evet uyumsuzluk sorunları olabilir, çatışma sorunları olabilir ama aynı zamanda bu sadece gelen göçmenlerle ilgili değil, yerleşik toplumda da bu tür sorunlar var. Mesela yaptığımız araştırmada Suriyeliler gittikçe çoğalıyor ve dolayısıyla belli bir bölgede özerk bir alan meydana getirip yarın Türkiye'de bölücü bir fenomen olarak ortaya çıkabilecekleri yönünde algılara rastladık yani. Enteresan bir biçimde. Ve yine bazı araştırmacılar evet yani bunlar get dolaşmaya yol açıp Türkiye'de büyük sorunlara yol verebilirler gibi şeyler söyleniyor. Ama öte yandan bunların diyelim etkileşimle ele aldığımız zaman işte katılımları ne, çatışmaları ne, ortak alanlar nedir? O zaman daha geniş bir sosyal bilim perspektifiyle meseleye bakmış oluruz ve bu bizi çok daha meseleyi bütün boyutlarıyla kavrama gibi bir sonuca da götürebilir. Biz başta onları zaten damgalarsak anlama, sosyal bilimlerimizde anlama dediğimiz yöntem, özellikle Weber'in başlattığı, üzerinde durduğu, hermenötikçilerin kullandığı anlama çabasını bırakarak onları hemen tanımlama, hemen entegrasyon deyip o çerçevede araştırmamızı bir angajmanlık içinde yürütürsek bu konuda aslında kendimizi siyasetçilerin ve karar merkezlerinin yerine koyarsak ciddi hatalar yapabiliriz. Çünkü araştırmacılar var olanı kavramaya yönelik bir tutum içinde olabilirler. Ne kadar subjektif potansiyeller taşırsak taşıyalım böyle bir imkanımız var ve dolayısıyla uygulanacak politikaları yapacak rollere bürünmeden bunları yaptığımız zaman bu alanla ilgili çalışmalar da aslında zenginleşebilecek. Son olarak bu araştırmalar gözlemleyebildiğim kadarıyla ciddi anlamda tanımlamaya şeye yönelik, olguları toplamaya yönelik çalışmalar, kavramsallaştırmalar çok az, teorileştirme çok az, teorik bir zenginlikle bakarak farklı biçimde onları anlayabilmemize yol veren çabalar az. Ama burada hakikaten iki arkadaşım bu alanla ilgili çalışmaları bana bir yönüyle de umut verdi. Mesela Ruhat Bey merhamet yorgunluğu gibi bir kavram kullandı. Yine Mahmut Bey'in özellikle evlilik ve kadın özelinde yaptığı hikayelere üzerinden giderek yaptığı araştırmalar da önemli bulguları bize sunuyor. Ben sözü önce Mahmut Bey'e vereyim. Buyurun Mahmut Bey. Slaytı da şey yaparsak, yansıtırsak eğer, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de emeği geçenleri tebrik ediyorum. Böyle güzel, büyük bir sempozyum tertiplikle etkilediği için. Benim sunacağım şey bir kitap, bir saha araştırması. İki ana temadan oluşan, slaytta da görüyorsunuz. Türkiye'deki Suriyeliler, iç içe geçişler ve karşılaşmalar diye iki ana temaya odaklandığım bir saha araştırması. İç içe geçişlerden kastımız hem uyum hem entegrasyon ve bununla gelişen ilişkiler. Karşılaşmalardan kastımız da gerek fiziki gerek de psikolojik sosyal düzeydeki çatışmalara örnek olsun diye seçtiğimiz iki temel kavram. Birinci temamız sınırın her iki tarafındaki Şanlıurfa özelinde yapılan bir araştırma. Sınırın her iki tarafındaki akraba ve aşiretlerin göç sürecindeki dayanışma ve yardımlaşmaları nasıl evrildi? Bu göç sürecinde nasıl bir ilişki yaşandı? Bu aşiret kimliğini nasıl sunuldu? İkinci konu da az önce Ergün Hocam da söyledi. Süreli kadınların yerli erkeklerle ikinci evliliği. Ama ben bugün sadece birinci bölümünü sunacağım. İkinci bölümde merak ederseniz kitap satın alıp okursunuz. Biraz yöntemden bahsetmek istiyorum. Hocam daha önce ifade etti. Dünden beri hep böyle rakamlar, sayılar, istatistikler duyuyorsunuz. Benim çalışmam nitel bir çalışma. İnsanların kendi anlam dünyalarından, iç dünyalarından bu akrabalık, asabiyet bağını nasıl anladıkları, aşiret kimliğini nasıl özümsedikleri ve bunun bu göç sürecindeki dayanışma ve yardımlaşmayı nasıl etkilediğini Şanlıurfa örneğinde 2016 yılında 60 kişilik
bir görüşme. Bunun 27'si Suriyeli, içinde kadın erkek, 11 kadın, 16 erkek var. 33'i de yerli Urfalılardan oluşuyor. Tabii bunlar içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, onlar da var. Teknik olarak gözlem, görüşme, sözlü tarih, odak grup görüşmesi, örnek vaka ve doküman analizi tekniklerini kullandım. Ben biraz böyle sağlamcıyımdır, birkaç tekniği birlikte kullanmayı severim. Tabii bizzat tercüman aracılığıyla gittik, insanlarla görüştük. Suriye'den gelen Kürt, Arap ve Türkmen aşiret gruplarından insanlar bulmaya çalıştık referans usulüyle, zincirleme, kartopu örnekleme tekniğiyle. Bireysel görüşme yaptık, bir soru kağıdımız vardı. O soru kağıdı üzerinden akrabalığı, aşireti nasıl tanımladıkları, insanlara nasıl yardım ettikleri, o kimliği nasıl özümsediklerini içeren yarı yapılanmış bir soru formu vardı. Yine mesela sözlü tarih tekniğini kullandık. Bu bize çok zengin veriler sağladı. Özellikle ulus devlet sonrası sınırların çekilmesiyle birlikte bizim Şanlıurfa'nın 3 ilçesi sınır ilçemizdir. Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar. Ben hem Akçakale'de hem de Suruç'ta gidip bizzat sınır ilçesinde görüşmeler yaptım. Toplam 6 ilçede görüşmeler yaptık. O sözlü tarih çalışmasında insanların o bölünmeyi, sınır çekilmesiyle birlikte o bölünmeyi, o akrabalık ilişkisinin nasıl yarıldığını bizzat kendilerinden dinledik. Yani kitapta detaylı bir şekilde anlatılıyor. Mesela kardeşler, amca çocukları sınır çekildikten sonra her birisi bir tarafta kaldılar yani. Adeta ikiye bölünmüş gibi oldular. Kemal Sunal'ın o sınır filmindeki gibi. Yine odak grup görüşmelerini hem Suriyeli erkeklerle yaptık. Bu özellikle aşiret kimliği tanıma açısından. İkinci tema olan çok eşli evliliklerle ilgili de hem Suriyeli kadınlarla hem de Urfa'daki kadın dernek başkanları ve sosyal önderlerle bizzat onlarla odak grup görüşmeler yaparak o ikinci evliliklerin kadınlar açısından nasıl algılandığı, nasıl bir tedirginliğe yol açtığını öğrenmeye çalıştık. Yöntem de böyle. Özellikle bu aşiret ilişkisini incelerken biraz da böyle doğu geleneğine saygı gösterme anlamında İbn Haldun'un asabiyet kavramını ben kullandım. Bir teorik araç olarak. Malum olduğu üzere İbn Haldun asabiyet kavramını insan arasındaki en temel dayanışma bağı olarak, insanların topluluk olarak, cemaat, cemiyet olarak bir arada kalmasını sağlayan unsur olarak tanımlar. O bağın, o yani dayanışma bağının gevşeyip sıkılaşmasını adeta tartıştık. Tabii Osmanlı döneminde aslında sınır diye bir şey yok. Bu araştırmada Kürt, Türk ve Arapların aşiretleri hem Suriye'yi de içerisine hem Urfa'yı da içerisine alan bir bölgede yaşıyorlar. Ve sınırlar gevşek yani. Geçişler çok kolay. Şimdiki ulus devletteki gibi bir pasaportla gitmek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla ulus devlet, yani 1921 Ankara Anlaşması'yla Suriye sınırımız çizilmeye başlayınca dediğim gibi o bölünmeler yaşandı. Fakat şöyle ilginç bir şey karşımıza çıktı. Mesela özellikle görüşmelerde ve söz tarihlerde kız alıp verme yoluyla, bayramlarda gidip gelmelerle, hatta ilginç bir örnek olsun diye onu da aktarayım. Hani aşiret grubu içerisinde biliyorsunuz bazen çatışmalar oluyor ve bunlar kan davalarına dönüşebiliyorlar. Mesela Akçakale'de görüştüğümüz bir kişi o ulus devlet sınırı çekilmesine rağmen Türkiye tarafında Akçakale'de yaşanan bir kan davasından dolayı Suriye'deki akrabalar olarak Türkiye'ye diyet gönderdiğini söylemişti yani. Kan davalarında barış sağlandı, çözüm olduğunda o aşiretin mensupları kendi arasında bir diyet verirler ve o diyet ailelere bölünür. Her eve bir miktar düşer. Suriye'deki o Arap aşiret mensubu kişi de o kan davasının bedeli olarak kendisine düşen miktarı gönderdiğini ifade etmişti. Peki bu temaları göç sosyolojisi açısından ya da göç teorisinden hangi teorilerle incelemeye çalıştık? Benim yoğunlaştığım iki tema vardı. Biri itme çekme kuramları. Yani niçin Urfa'ya geliyorlar? Ya da niçin sınır bölgelerine Suriyeliler geliyor? Mesela 3,5 milyonun 1,3 milyonu sınır bölgesinde yaşıyor. Yani Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin gibi sınır illerinde yaşıyor. Her 3 Suriyeliden birisi bizim oralarda yaşıyor yani. Bir de sosyal ağlar teorisi var. Göçmenlerle, göçmen olmayanlar ev sahibi topluluk arasında bunun gelişmesiyle ilgili. Şunu gördük, yani bu asabiyet bağı, bu aşiret ilişkisi neye göre güçlü oluyor ya da neye göre zayıflıyor?
Ve göç bunu nasıl etkiliyor? İbn Haldun'un çözümlemesinde o bağların sıklığı yakın ilişkiyle alakalı. Yani kişiler birbiriyle yakın ilişki içerisinde iseler ve kan ve soy bağı birinci, ikinci dereceden yakınsa o asabiyet kimliği, yani o aşiret kimliği güçlü oluyor. Ama bunlar zayıfsa, bu ilişki dolaylı bir ilişkiye dönüşmüşse o bahsetmiş olduğumuz asabiyet bağı zayıflıyor. Göç bunu nasıl etkiliyor? Esas ilginç olan o yani. Zaten İbn Haldun asabiyetle ilgili çözümlemelerini yapmış. Şimdi ben şunu gördüm araştırma sonucunda. İşte Kürtler, Araplar ve Türkmenler. Türkmenler çok az Urfa'da, onu söyleyeyim. Genelde Antep, Kilis'te oluyorlar. En güçlü asabiyet bağı Kürt topluluklar arasında gelişiyor. Çünkü Kürtler Suriye'de politik bir azınlık olduğu için, etnik bir azınlık olduğu için bir öz kimlik sahibiler, biraz daha duyarlılar. Ve özellikle Suruç örneğinde mesela o geçişlerde Kobani'ye IŞİD'in saldırmasından sonra Suruç'taki birçok aşiret mensubu kendi aşiretinden olan insanları alıp onların barınma, işte beslenme, güvenlik ihtiyaçlarını karşıladı. Araplar arasında bu biraz daha gevşek. Burada da yine var mesela Arap görüşmecilerin aktardığı bilgiler var. Onlar da yine sahipleniyorlar. Hatta bu sahiplenme şehirde bazı sivil toplum kuruluşlarında zemini oluşturan bir şey. Dediğim gibi Türkmenler azdı ve iki Türkmenden birisi şikayetçiydi durumdan. Kendisine sahip çıkılmadığından yakınıyordu. Dolayısıyla bu göç sürecinde, yani insanların zorla yerinden edilmesi sürecinde ilk etapta bir güçlü sahiplenme var. Fakat süre uzadıkça, yani o kalış süresi uzadıkça bir de göçün külfeti var. Yani şimdi insanlar her şeyini bırakıp geliyorlar. Pasaportlarını bile almadan, kimliklerini bile almadan geliyorlar. Ona rağmen hani bu gruplar arası, bu topluluklar arasındaki ilişki, dayanışma belli bir seviyede gerçekleşebiliyor. Fakat o göçün maliyeti, yani mesela bir Arap görüşmeci 40 kişinin bir anda kendisine misafir olduğunu söylemişti. Yani 40 kişi, 3-4 aile, belki 5 aile. Bir de biliyorsunuz Suriyeliler çok çocuklu oluyor. İşte insanlar evlerini, işte yazlıklarını, köydeki odalarını, varsa böyle dükkanlarını falan onlara açtılar. Ama hani bugün de çok tartıştığımız, Türkiye'deki o yapılan makro araştırmalarda bir usancın, bir merhamet yorgunluğunun, Ruat Hocan kavramıyla söylersek, oluşmasının arkasındaki esas mevzu bu sürenin uzaması ve süreyle birlikte o göç maliyetinin, göç külfetinin artık çekilemeyecek aşamaya gelmesi. Kabaca ben bu şekilde izah etmiş olayım. Hocam varsa sorularla devam ederiz. Eyvallah. Mahmut Bey. Şimdi Ruhat Bey aslında ilk çalışması Türkiye'de... Evet. Şimdi ilk çalışması Türkiye'de bu konuda yapılan ilk önemli araştırmalardan birisiydi ve orada hem aslında var olan meseleyi olgusal boyutuyla anlama çabasındaydı. Ama aynı zamanda bir kavramsallaştırması var. Bu açıdan da bence değerliydi. Yani bizi düşünmeye de sevk eden bir şey. Biz göç, işte şu kadar 3,5 milyon insan var, şu kadarı kadın, şu kadarı çocuk, işte işsizlik problemi var, yok kamplarda şu var diye. Bunları tespit etmek çok önemli. Ama bunlar üzerine düşünmek, bunların geleceğe yönelik durumları üzerinde muhayyile sahibi olmak, kavramsallaştırma yönüyle çok önemli. Dolayısıyla Ruhat Bey'in o çalışması hakikaten hem ilk çalışma olması hem de bu boyutları taşıması açısından önemliydi. Son yazın yine Haziran'da Kilis'te Ruhat Bey'le görüştüğümüzde bu çalışmayı daha farklı boyutta, hikayeler üzerinden giderek farklı boyutuyla kavramaya doğru yol aldığını gördüm. Dolayısıyla bütün bu aslında iki çalışması şu an neredeyse var. Bunlarla ilgili, bunlardan yola çıkarak bize neler söyleyebilir? Ben isterseniz hazırsam. Buyurun. Teşekkür 20 dakika zamanınız var. Rahat kullanabilirsiniz. Slide açabiliyor muyuz? Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle Kocaeli Belediyesi'ne ve değerli arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Şimdi benim ilk çalışmam Kilis'te sığınmacı algısıydı. Orada ötekileştirme ve toplumsal otizm diye, toplumsal otizm de belki ilk ben kullanmıştım. Orada içe kapanmayı ifade eden bir
süreci anlatıyordum. Bu sefer tabii kiliste yaşamış olmanın vermiş olduğu bir hani içeride olmanın vermiş olduğu bir gözlem zenginliği vardı açıkçası. Bunun ne kadarını kitaba yansıttık. Onu belki de sizler değerlendireceksiniz. Ben en son 52 kişiyle ama bunların sadece 26'sını transkribini yapabildiğim 26 kişiyle görüştüğüm bir vaka çalışmasıyla göçenlerin, gelen Suriyelilerin anılarını toplamaya çalıştım. Burada çoğunluk kadınlardı. İşte daha çok iç transkripte 16'ya 10 gibi bir rakam. Ama sonuçta kadınların daha fazla olduğu bir şey vardı. Bu öğrencimin bayan olmasından kaynaklanıyordu. Bu süreç devam ediyor aslında. Çünkü ben de bir taraftan toplamaya devam ediyorum. Ben de erkeklerle biraz görüşmek istiyorum. Çünkü zenginleştirmek istiyorum. Sanki hep aynı şeyleri söyleyen insanlarla karşılaşıyorum gibi. Ve farklı gruplarla görüşmeyi, farklı kategoriden insanlarla görüşmeyi tercih ederek böyle bir yola girdim. Bu çalışma aslında olgunlaşmamış bir çalışma, onu belirteyim. Hani dışarıda olduğu gibi de aslında biraz burada sunarak belki birilerinin katkısı da olur anlamıyla da bunu tartışmaya, konuşmaya geldim. Biraz da bundan sonra aslında yazmaya gayret göstereceğim. Soru şu, bir savaş niye olur? Çünkü bizim göç dediğimiz şey savaşlarla ilgili şeyler. Ama ben savaşla ilgili literatüre baktığımda genelde devletler arası savaşlardan bahsediliyor. Ama iç savaşlara ilişkin bir teorileştirme, bir analiz şeyi, çalışması çok fazla değil. Hiç, yani en azından modern zamanlarda çok değil. Bu devrimler zamanında yapılmış olan işte sınıf çatışmaları, Fransız İhtilali gibi ya da işte çeşitli rejim değişikliklerinde gördüğümüz bir takım çalışmalar var. Ama iç savaş dediğimiz şey hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Ve ben bunları hikayeleri anlatanlar üzerinden biraz kavramsallaştırmayı düşünüyorum açıkçası. Yapmak istediğim şey bu. Bu ne derece başarılı olur onu da açıkçası biraz zamanla görmüş olacağım. Savaşta ilk zayiat gerçektir. Söz bir bilim adamına ait. Herhalde şununla devam edeceğim. Nereye tutacağız bunu? Burada bir kere mesela bazı bilgiler var ki, bazı işte değerlendirmeler var ki, eğer bir toplulukta %10'luk bir kitle psikopat davranırsa orada iç savaş, hatta %5'lik bir grup organize bir şekilde bir psikopat eğilimle çok rahatlıkla iç savaş çıkarılabilir bilgisi var. Burada tabii bizim Suriyeli göçmenler üzerinden orada savaşın başladığı ilk 3 ay sınırdan geçiş ve sonrasına ait bir hikayelendirme var. Ama benim aslında yakalamak istediğim şey orada yaşadıkları ve sınırdan geçerkenki anılarına ait bir şeyler bulmaktı. Ve bunu kökenlerine göre nasıl algılıyorlardı bunu fark etmekti. Ve baktım ki kadınlarla erkekler bir kere farklılar, yani farklı düşünüyorlar. Savaşı anlamlandırırken de farklı düşünüyorlar. Savaşın nedenlerine ilişkin algıları da çok farklı. Ama bu örnekte benzeşen taraflar da vardı, onu gördüm. Bir diğer husus, farklı etnik kökenden ve mezhepten gelen insanların da çok farklı düşündüklerini fark ettim Suriye Savaşı için. Bu bana göre işte gerçeğin bölünmesi dediğim şeydi. Yani savaşta ilk zayiat gerçektir. Ama bence şöyle de bir şey var. Eğer gerçek bölünmüşse ilk savaş çıkabilir. Burada farklı etnik kökenden, mezhepten gelen insanların gerçeğe ilişkin, ortak gerçeğe ilişkin algılarındaki bölünmeler ciddi bir risktir. Hele de buna duygular eşlik ediyorsa çok daha ciddi bir risktir. Suriye üzerinde bu mevzuyu anlayabilmek için tek başına yeter mi? Yetmez. Ben birkaç faktör üzerinden gitmeye çalışacağım. Bir tanesi tarihsel birikim. Öncelikle tarihsel birikimde Suriye'nin bir sömürge aşamasından geçtiğini biliyoruz. Önce bir üç devlet olarak tasarlanmış Suriye.
Dürziler, Aleviler ve Sünni Araplardan oluşan bir üç şekilde tasarlanmış, başlamışlar yola. Sonra bir sac ayak gibi bakmışlar ki bu dengede durmuyor, tekrar bunları birleştirelim diye düşürmüşler. Ama bu kolajlı yapı burada yine bir takım sorunlara gebe olmuş. Çünkü sömürgecilik ister istemez darbelerle kendisini ancak var kılabiliyor. Bir zaman sonra biliyorsunuz artık manda yönetimleri, oradaki siyasi aktörleri darbeler üzerinden var ederek, ama bunların da iç siyasette, daha doğrusu gruplar üzerinde kırılmalar yaratarak içeride bir kine, bir öfkeye, nefrete büründüğünü görüyoruz. Örneğin ilk devrilen başbakan Türkmen asıllı bir vatandaş, Konyalı bir vatandaş. Daha sonra bir başka kökenden birisi onu öldürüyor. Sonra bir başka kökenden gelen onu öldürüyor. Sonra onu öldüren bir başkasını öldürüyor. Yani Suriye'de ilk sabah darbe yapar diye bir siyasi bir kültür gelişiyor. Şimdi demokratik yapılarda siyasetin nasıl oluştuğunu biliyorsunuz ama burada şöyle bir şey var. Çatışma ortadan kaldırılamaz arkadaşlar. Ama çatışma yönlendirilebilir, kanalize edilebilir. Suriye üzerinde çatışmanın kanalize edilemediğini görüyoruz. Bu çok net. Demokrasilerde, aktif siyasal katılımın olduğu süreçlerde biliyorsunuz insanlar yönetime katılmaları da, iktidar olmaları da, iktidardan çıkışları da bir düzene bağlıdır. Bu düzen sizin çatışmayı nasıl yöneteceğinizi belirleyen kurallardır. Örneğin kimin mesela nasıl geleceği bellidir bir ülkede. İktidarın nasıl şekilleneceği belliyse çatışmanın nasıl yönlendirileceği de, nasıl yürütüleceği de bellidir. Siyasal partiler üzerinden bu savaş verilir, seçimlerle bu mücadele yapılır, kazanan taraf işte seçilir, iktidar olur. Bunu halk hayat tarzındaki başarıyla ölçer, oyunu verir vermez, devam eder etmez. İşte Suriye'de kurumsallaşmış bir siyaset olmadığı için arkadaşlar iktidarı kimin ele geçireceğinin bir kurumsal yolu olmamıştır. Dolayısıyla siyasal anlamda çatışma iktidara elde etmenin, iktidarı ele geçirmenin hatta neredeyse kurumsallaşmış bir yolu haline gelmiştir. Bu yol insanların iktidarı elde etmek ya da iktidara katılmak için çatışmaktan başka, gücü kullanmaktan başka bir çarelerinin olmadığı bilgisini tarihsel hafızalarına işlemiştir arkadaşlar. İkincisi Suriye'nin kendi tarihiyle ilgili Filistin davasında özellikle Suriye'nin Lübnan'la savaş konusunda İsrail'in tarafını tutması ikinci bir kırılmayı oluşturuyor. Ama tarihte en keskin kırılmalarını Hama'daki katliam oluşturuyor. Yaklaşık 25-30 bin kişinin öldüğü 82 Hama katliamı bunun bir provası olarak düşünülüyor. Daha doğrusu bunun bir tekrarıymış gibi düşünülüyor. Ve bu tarihsel hafıza rejimle, devletle, birey arasındaki, halk arasındaki köprüleri bir kere baştan kırmış oluyor. Devlet-birey ilişkisi arkadaşlar dengeli bir yapıya oturmadığında kesinlikle bu dönemde özellikle risklidir. Çünkü çağımız biliyorsunuz bireyselliğin yükseldiği bir çağ, bireyciliğin yükseldiği bir çağ. Ve bu çağ içerisinde siz katı bir hiyerarşik anlayışla bu şekilde bir katı bir yönetimi sürdüremezsiniz. Ve nitekim katı olan buharlaşır diyelim, değil mi? Burada arkadaşlar savaşın psikolojik anlamlandırmaları var. İşte Freud'dan itibaren biliniyor. İlginçtir, bazı savaş gözlemcileri de şunu söylüyor. İç savaşlarda insanların coşkusal bir şekilde tanıdıklarını öldürdüğüne şahit oldum diyor. Nefret ettiği komşularını öldürdüklerine şahit oldum diyor. Ve ilk kural diyor savaşın icadıdır diyor. Barış sonra ilk ya daha doğrusu dürtü savaştır diyor. Saldırganlıktır diyor. Barış sonradan icat edilmiştir diyor. Ama bu psikolojik yorumun hemen arkasından gerçekten de benim dinlediğim şeylerden bazıları ölmezsen savaş güzel abi diyenleri duydum ben. Yani ölmeyip geri gelirsen savaş çok heyecanlı abi, çok güzel bir şey falan. Böyle yorumlar yapan adamları gördüm. Yaralanıp da ısrarla geri gitmek için böyle sınırdan kaçıp giden insanların olduğuna kiliste şahit oldum.
Burada bir başka husus arkadaşlar, siyasetin en önemli biliyorsunuz hedefi mal ve değer dağıtımının adilane yapılmasıdır. Dolayısıyla bir paylaşım meselesidir aynı zamanda. Siyasal iktidar mal ve değer paylaşımının yapıldığı ana kurumdur arkadaşlar. Haliyle burada yapılan bir kırılma, burada olabilecek bir kırılma arkadaşlar, aynı zamanda ciddi anlamda çatışmalara yol açabiliyor arkadaşlar. Burada iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka diye söylenen sözün aslında içeriğini görüyorsunuz. Bilmiyorum, ben konuşurken belki okuyabildiniz. Benim abim siyasi görüşleri nedeniyle tutuklandı ve bugüne kadar birçokları gibi ondan hala haber gelmedi. Zaten ne olduğunu soramazsınız. Yani tutuklanan bir bireyi gidip de bırakın avukat vesairesini soramazsınız yani. Çünkü seni de alırlar diyor. Bırakın Esad'ı eleştirmeyi, Esad'la ilgili bir konuşamazsınız. Bu tutuklanma sebebidir. Ve hapishanede çok sert işkenceler görebilirsiniz. Ve algı şu, öyle ki dünya gelse seni ondan kurtaramaz. Benim en çok gördüğüm şey ciddi bir korku vardı. Konuşurlarken mesela zaten korkarak konuşuyorlardı. Yani öyle çok net konuşamıyorlardı. Yani çok samimi, çok güvendikten sonra ancak bilgi verebiliyorlardı. Çünkü bu anket mevzusuna, şey mevzusuna da biraz yabancılar yani. Evet, orada da geçiyor, bugüne ait değil diyor bu sorunlar. 40 yaşında bir kadın Halep'ten, onu anlatıyor. Oradan göçtük diyor bu kadın. Bize hiç diyor bir şey anlatmadılar çünkü korkuyorlardı. Bizim bilmemizi istemiyorlardı diyor konuştuğum birisi. Yani dedelerim gördükleri, yaşadıkları şeyi bize bile anlatmak istemiyorlardı. Ama biz ne olduğunu biliyorduk çünkü konuşuluyordu diyor. Üçüncü önemli unsur arkadaşlar, yani bir siyasal iktidarın kurumsallaşmamış olması, hatta şiddetle iktidarı elde etmenin kurumsal hale gelmiş olması. İkinci husus sömürgecilikle ilişkili dedim. Bu halen önemini koruyor bence, önemli bir şey bu. Ama bununla ilgili bir mevzuyu daha sonra ileride göreceğiz. İç savaşta önemli bir şey, simgesel hale gelen bir tetiklenme olduğunu görüyoruz. Yani bir birikim var, bir hava esiyor ama simgesel değeri yüksek bir tetiklenme bekleniyor. Mesela diyor ki Dera olayı olduktan sonra, Dera'da işte çocukları topluyorlar. 13-15 yaşlarındaki çocuklar işte duvara bir yazı yazıyorlar, çocukları topluyorlar bunlar. İşkence edileceğini bildiği için halk gidip çocuklarını istiyor, insanlar gidip çocuklarını istiyor. Oradaki vatandaş Esad'ın kardeşi bunlara hakaret edip eşlerinizle gelin falan gibi bir şeyler söylediği söyleniyor. Sonra bunlar aşiret olarak toplanıp gidip valinin önünde nümayiş yapıyorlar. Bu esnada diyor ki birisi, ben diyor Esad'ın diyor tek bir kelime kullanmasını diyor bekledim. Yani dedim ki şunu bekledim, ya özür dilerim ben bunlar adına hata yaptık, ben bunları şiddetle cezalandıracağım kesinlikle bunun. Hayır diyor, tam tersine oraya toplananların hepsini öldüreceğiz. Bakın baş aşağı hızla gittiğinizde yolların kenarında rampalar olur. Yani frene basamazsanız bir kaçış rampası olur biliyorsunuz. Sistemler de öyledir. Yani insanların hata yaptıklarında bir kaçış şeyi, rampası bırakmanız lazım. Ya da işte dolu savak örneği verilir. Yani barajlar çok su topladığında hani. İşte kapakları açacak bir mekanizmanız yoksa patlatır yani. Bu adamlar o zaman anladım ki şunu diyor. Bizim diyor ölmekten başka bir yolumuz olmadığı için diyor başka bir yolla ölmeyi seçtik diyor zaten. Yani bizim diyor silah kullanmaktan başka bir çaremiz kalmamıştı diyor. Bunun üzerine diyor biz diyor kendimizi korumamız gerektiğini anladık ve zaten diyor silahlı güçler etrafımızı diyor sarmıştı. Bu protestoların büyük bir kısmı barışçıydı diyor. Yani elimizde kimsenin elinde falan silah yoktu diyor. Aman Allah'ım. Bu propaganda protestolarını görüyorsunuz. Bir Suriyeliler birdir diye. Suriyeliler özgürlük istiyor diye. Ve bunun sonrasında
En ateşli gruplar diyor gençlerdi ama liberaller ve sol grup gençlerdi. Mesela özellikle şunu sordum. Yani başı çeken bir din adamı grubu var mıydı? Kesinlikle yoktu diyor. Hatta onlar istemediler diyor, istemiyorlardı diyor. Hatta geri çekildiler diyor, korktular, kaçtılar bazıları diyor. Ama gençler çok ateşliydi diyor. Çünkü onlar tarihsel hafızaya sahip değillerdi. En ciddi eleştirdikleri banko şey buydu. Yani korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk. Mesela adam seni durduruyor diyor. Bir albay diyor, beni durdurdu diyor. Arabamın anahtarını aldı diyor. Benden diyor para istiyor. Yoksa arabanın anahtarını vermem diyor. Ya evrakıma baktın işte diyorum. Varsa eksik, ceza neyse keseyim ama niye ben para vereyim? Ve beni diyor tehdit etti. Ve korkumdan ben diyor o parayı vermek zorundaydım. Suriye'de diyor. Kesinlikle ve kesinlikle yapacağınız her iş ama her iş en ufağından en büyüğüne kadar rüşvetsiz olamaz. Ve bu toplu bir rüşvet şeklinde çalışırdı diyor. Yani her ofisin diyor bir para toplanır tekrar dağıtılırdı. Ben Suriye'ye gittiğimde Aziz'de ona şahit oldum. Benzin alacağız, arabaya benzin alacağız. Savaştan önce gitmiştik. Adam doldurmuyor baktım ya, bekliyor yani. Dedim biz niye bekliyoruz? Pompadan parasını vermişim benzin alıyorum ya. Pompacıya para vermen lazım dedi. O da şey istiyor yani. Burası en çok şey oldukları, bıktıkları yerdi. Yani artık diyor, iş açarsın diyor, gelir diyor, payını ister diyor. Yolda tutar ve tehdit eder diyor yani. Kan dolaşımı bozulursa. Şimdi iş savaşlarda önemli teorik şeylerden bir tanesi demografik yapının gençleşmesi. Kırlardan kentlere doğru akış. Ama bunu kaldıramayacak bir az gelişmiş kalkınma. Yani bu nüfusu yerleştirecek, istihdam edecek bir kalkınmanın olmayışı. Göreli bir eğitilmiş bir nüfus var, göreli. Şehirlere bir akım var. Ama bunu kaldıracak bir şey yok ve işsizler, gençler çoğu. İşte burada şunu söylüyorlardı hep. Adamın varsa bağısta kesinlikle işe yerleşirsin. Bağısçı değilsen kesinlikle işe yerleşemezsin. Bu bir kuraldır. Ya da çok büyük paralarla rüşvet vermen lazım. Bunun için bizim 3-4 milyon gencimiz dışarıda sürekli çalışır der. Başka yerlerde çalışır. Soru şu. Niye ben değil? Düne kadar bunu adam sormuyor. Ama şimdi genç soruyor. Neden o mevkide ben değilim? Ben okudum. Ben işte gereklerini yerine getirdim. Ama niye hiçbir vasfı olmayan birisi neden burada? Ve kan dolaşımına benzer. Bu eğitim bunu sağlar biliyorsunuz. Sosyal hareketlilik taze kanla beslenir. Nasıl ki dolaşım iyi olmazsa felç olursunuz. Toplamda böyledir arkadaşlar. Savaş aynı zamanda ekonomik bir dağıtımdır arkadaşlar. Yeniden dağıtımdır. Maalesef öyledir. Bu savaşın önemli bir sebebi uluslararası faktördür. IŞİD kesinlikle bunun aktörüdür. Diğer uluslararası terör örgütleri bunun kesinlikle aktörüdür. Uluslararası ayak olmadan bir iç savaşın olması çok şey değildir. Olur ama dış faktör çok çok etkilidir. Buradaki hikayede de enerji paylaşımı çok nettir. Ben bir örnek vererek şeyi kapatayım. Arnavutluk'tan bir vatandaş gelmiş, Kosova'dan pardon. Biz de bir yerde oturuyoruz. Vatandaşın biri geldi, İngilizce bilen var mı dedi falan. İşte İngilizce bilen var mı dedi. Hayırdır falan dedim. Ya dedi birisi var anlamıyorum. Gittim bir genç, o yıllar böyle, 2012 falan. Nereden geliyorsun? Kosova'dan geliyorum. İyi güzel, hoş geldiniz. Bizim işte bir gönül bağımız var Kosova'yla. Burada ne işin var dedim. Buraya niye geldiniz falan. Ya da ne istiyorsunuz dedim. Açım dedi. Tamam yani, o da insani bir şey. Sana yemek ısmarlayalım da ne yapacaksın yani? Adam bir şey söylemiyor ama. Neyse yemek falan yedirince bu biraz şey oldu. Abi dedi ben to be honest diye başlıyor ya. Dürüst olmak gerekirse dedi ben karşıya gelmek için geldim. Abi demiyor da ben öyle şey yapıyorum. Yani. Ben karşıya gitmek için geldim dedi. Karşı nere dedim? Suriye'de savaşa gideceğim dedim. Diyor yani. Dedim burada dedi biz sosyal medya üzerinden birisiyle anlaştık. Beni kiliste karşılayacaklardı. Bir haftadır bekliyorum gelen giden yok. Burada camilerde yatıyorum. Ondan sonra o çocukla işte buluşup gidecektik telefona cevap vermiyor. Dedim bu adamı tanıyor musun sen yani? Ölmeye gidiyorsun yani. Kimdir bu? Neyin nesidir yani?
Sen bunu tanıyor musun yani? Durdu bu. Dedim ki bak sana son bir şans. Senin dedim bilet paranı alırım. Gidersin annene söylersin bana dua eder dedim. Bu iş kapanır dedim. Yoksa dedim güle güle dedim yani. Senden işim olmaz. Yarın dedi ben seni arayabilir miyim? Telefonumu aldı. O arada da bir arkadaş diyor ki polis sana şunu yapar bunu yapar diyor. Bundan ne işin olur bırak şunu falan dedi. Bayrama yakın bir şey bu vatandaş aramadı tabii. Anladım ki gitmiş yani. Memleketteyim cayır cayır telefon çalıyor. Açtım vatandaş. Neredesin seni görmem lazım. Hayırdır dedim sen kimsin falan ben oyum dedi falan. Benim dedi şeye düştüm işlerine IŞİD'in içine düştüm. Ellerinden zor kaçtım. Şeye gitmem lazım memlekete gitmem lazım dedim falan. Neyse oradan birisine söyledik bunu işte İstanbul'a bilet aldılar gönderdiler. Ya sosyal medyayı Amerika bunu örgütlemek için kullandı zaten. Bunu biliyoruz ve bu işte çok etkili kullanıldı. Ben fazla uzatmayacağım ama yağmalayarak savaş içerisinde bizatihi elinde silah tutanların ekonomik pay aldıklarını, sadece bu nedenle bile bu savaşın bitmesinin zor olduğunu söyleyenler var. Çünkü savaşta durumu şey olanlar bu yolla ciddi paralar kazanıyorlar. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ruhat Bey savaşın ürettiği bir yönüyle hikayeleri, toplumsal hafızaları analiz etti. Kendisi de bu hikayelerin bir parçası haline gelmiş. O da enteresan. Dikkat edin kendinize. Evet. Şimdi son olarak İhsan Aktaş bize Suriyelilerle ilgili yapılan bir araştırma konusunda bilgilerini, bulgularını, gözlemlerini paylaşacak. İhsan Aktaş Genel Araştırma Merkezi'nin başkanı. Buyurun İhsan Bey. Arkadaşlar merhabalar. Bazen iletişim kazası diye bir şey vardır. Bazı kişilerin ve kurumların başına gelir. Biz bu toplantıya davet konusunda çok iletişim halinde olduk arkadaşlarla. Fakat yani konu bildiğim bir konu ama sunumla alakalı bir çözümsüzlük oldu aramızda. Ben bu sabah öğrendim. Onun için en azından geç kaldığım için özür dilerim. Şimdi biliyorsunuz ülkede bazı hadiseler olur. İşte savaştır, göçtür, başka meselelerdir. Araştırmalar aslında o durumun tespit edilmesi, kaydedilmesi için çok kıymetlidir. İşte genelde işte siyasette olsun, diğer uygulamalarda olsun böyle çok üst bir bakış açısı vardır meselelere. Çok detaylarına inilmez. Biz de Suriye'deki göçmen, Türkiye'deki göçmenlerle alakalı bir çalışma yapalım diye niyet ettik ve kurguyu da şöyle kurduk. Bizzat bölgede mülteci olanlar yani şeyde çadırlarda yaşayanlar, ikincisi şehirlerde yerleşik olanlar, Türk halkı üzerine yani doğrudan halk bu gruplarla alakalı ne düşünüyor, diğer taraftan da yardım edenler yani işte gönüllü teşekkürlerde, kurumlarda veya devlet adına çalışanlar böyle 4-5 ayrı yelpaze üzerine bir çalışma yaptık. Genelde odak grup yönetmek çok keyifli bir şeydir. Ben bizim kurumda yani çocuk gelişiminden bir siyasal meseleye kadar olsa bir odak grup olduğu zaman koşarak kendim yönetmeye çalışırdım ama bu sefer bu şansım olmadı. Hocam bu süreçleri yönetti. Yöntem olarak da şöyle yaptık. Yani Ergün hocamın eşliğinde master doktora düzeyinde arkadaşlar gözlemlere gittiler. Yani derinlemesine görüşmeler yaptılar. Odak grup toplantıları yaptılar. Ayrıca bir Türkiye geneli İstanbul ve Ankara'yı baz almak kaydıyla araştırma yaptık. Aslında böyle 4-5 ayrı unsuru araştırmanın nitel ve nicel yönlerini bir araya getirerek bir araştırma oluşturduk. Burada da yani elbette ki yani hocalarımızın anlattığı şeylere yakın sonuçlar bizde de çıktı. Bir de şunu da biz merak ettik. Acaba bu konuda toplumsal ön yargılar neler? Yani şeyimizin, raporumuzun girişinde de bu var. Toplumsal ön yargılar tabii şunu herkes biliyor ki yani 3 milyon, 4 milyonluk bir kitleyi ancak Türkiye gibi yani kimliği ve karakteri göçlü olmuş bir ülke barındırabilir. Şeyin Kemal Karpat'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatırken yani devletin varlığını der ki Türkiye Cumhuriyeti'ni iki şey şekillendirmiştir. Bir, Birinci Dünya Savaşı'ndaki göçler. İki,
Abdülhamid İslamcılığı, yani bu rejimin karakterini iki şey belirler, göçler. Dolayısıyla şöyle toplumun %50-60'a yakını göçle oluşmuş topluluklardan oluştuğumuz için işte Birinci Dünya Savaşı'nda ya biz Misak-ı Millî'nin dışında bir yerden gelmişizdir ya da dedelerimiz ülke içinde bir yerden bir yere göç etmiştir. Dolayısıyla yani göç edenin veya mültecinin halinden anlayan bir topluluğuz. Ön yargılara baktığımız zaman bir defa şöyle diyorlar, tabii ön yargılar da neden oluşuyor? Şimdi 4 milyonluk bir nüfus artık görünür bir nüfus bizim araştırmada. Suriyeli'ye rastlama oranı %90'lar civarında. Yani düşünün bir başka ülkeden insanlar gelmişler, sizin ülkenizde yaşıyorlar. Ve sokakta, çarşıda, pazarda, mahallede Türkiyelilerin %90'ı Suriyelileri görmüş. Elbette ki ileride daha böyle iyimser rakamlar olmakla beraber şeyin ön yargının birinci sebebi görünürlülük, yani fazlaca görünür olmaları Suriyelilerin ve bu artık bir grup düşünün, kendi dilini konuşuyor, görünürler. Ve bir de şu konuda da benim bir ön fikrim var, yani Suriyeliler dünyanın en terbiyeli halkı, yani çok iyi yetişmiş, terbiyeli, çalışkan, düzgün, kendilerini gizleyebilen bir yapıları var, yani gizlilik anlamında değil. Mesela 3 milyon Suriyeli yerine 3 milyon Afganlı Türkiye'de yaşamış olsaydı muhtemelen biz bu ülkede çıkmak durumunda kalırdık. Onun için de bence bu güne kadar büyük problemlerin yaşanmadan Suriyelilerin Türkiye'de barınabilmesi bizim misafirperverliğimizle beraber kendi tabiatlarıyla da alakalı bir şeydir. Hatta Suriye halkı Arap tabiatta da değil, belki bu 400 yıl Osmanlı yönetmesinden dolayı böyle tabiiyeti ve huyu suyu Türk olan bir topluluk. Ben bizim kentlerimizi Şam'a gittiğimde fark etmiştim. Bizim Anadolu kentlerinden ve insan da Anadolu insanından hiç farkı yoktur. Tabii ön yargılarda bir doğrudan yani vatandaşın endişelerden kaynaklı ön yargılar var. Nihayetinde Türkiye demokrasinin yaşandığı, siyaset ortamının var olduğu bir yer. Muhalefet partileri de zaman zaman bu şeyi dile getiriyorlar, yani mültecilerin varlığını. Toplumsal önyargının oluşmasında da bizim araştırmada muhalefetin kullandığı dilin de etkili olduğunu gördük. İkincisi de medya dilinin bir problem olduğunu gördük. Hem bunu Türkiye'de Türklere yaptığımız araştırmalarda hem de mültecilerin ifade ettiği vurgular var bu konuda. Şimdi bizim Türkiye'de aslında mesela Güneydoğu Anadolu ile ilgili haberler de mültecilerden farklı değildir, mültecilerle ilgili haberlerden. Mültecinin haberi nasıl çıkar? Bir hırsızlık varsa, gasp varsa, bir taciz meselesi varsa mülteci ancak o zaman haber olur. Ama onların mesela ekonomiye katkıları, çalışkanlıkları, bir fabrikada çalışmaların haber olacak hali yoktur. Ben bizim Türkiye'de medya yetkilileriyle zaman zaman konuşurken, yani bizim Güneydoğu'dan bahsederken, diyorum ki Güneydoğu Anadolu'da işte şu kadar il var, şu kadar bölge var. Muhtemeldir ki terör alanları, yani 17 Haziran zamanlarını saymazsak, ya toplam toprak parçasının %5 ile 10 ile sınırlı bir şeydir. Ama işte Diyarbakır'ın Dargeçit ilçesini veya Mardin Derik ilçesi şurasında bir silah patladığı zaman Güneydoğu Anadolu'da şey haberi, çatışma haberi var. Bu zihnimizde ne yapıyoruz? Bütün Güneydoğu Anadolu'yu biz karartıyoruz. Oysa baktığınız zaman Diyarbakır'da, Urfa'da, işte Mardin'de veya işte Adıyaman'da, Urfa'da her günde terör olmuyor. Oradaki iyi haberler, bu muhabir haberciliği tarihe karıştığı için değil mi? Bir yerde düğün olur, bir yerde asfalt dökümü olur, bir yerde eğlence olur, bir yerde piknik olur. Yani haber olacak iyi şeyler haber verilmediğinden dolayı tıpkı bizim Güneydoğu Anadolu haberlerinde olduğu gibi mültecilerin de sadece olumsuz haberler üzerinden aktarılması bir toplumsal ön yargı oluşturuyor. Tabii şey var, genel anlamda halk şöyle düşünüyor, bu insanlar üzerimizde yükler. Yani yük olarak görüyor toplum. Çünkü ikinci aşamada şu yargı var, deniliyor ki efendim, acaba sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde Türkiye'deki yoksullara yapılacak yardımlar ve iyileştirme Suriyelilere gidiyor da bundan dolayı biz yardım alamıyoruz gibi bir ön yargı var. Şimdi tabii bilgi eksikliği de çok ama sizin toplumun tamamını bilgi verme şansınız yoktur. İşte bu kaymakamlıklardan alınan bir yardım miktarı var. Ki zaten biliyorsunuz Suriyeli mültecilerin %80-85'i kendi imkanlarıyla geçiniyorlar, çalışıyorlar.
İşte kalabalıklarla birlikte kalıyorlar. Kendi imkanlarını kendileri oluşturuyorlar. Bunu bilinmediği için sanki böyle toplumdaki yargı şu, 3 milyon Suriyelinin tamamı, 3-3,5 milyon Suriyelinin tamamı maaşla, devlet desteğiyle ya da kamplarda yemek verilerek yaşatılıyor. Böyle bir durum var. Şimdi görünürlülük üzerinden bir sosyal tepki de gelişiyor. Birincisi işte fazlaca görünür olmaları. İkincisi işte bir aradayken kendi dillerini konuşmaları. Yani doğaldır ki yani Arap olan insanlar Arapça konuşacak. İşlerinde Türkmence, Türkmen olanlar varsa Türkmen dilini kullanacaklar. Ama bizim işte bir minibüste, otobüste, çarşıda Suriyelilerin böyle kendi dilini kullanmaları Türk halkında bir tedirginlik oluşturuyor. Burada bir başka konu da endişeler var. Yani o ön yargıları geçtikten sonra normal her vatandaşta olması gereken endişeler var. Bir bölge terörle ilişkilendiren bölge. IŞİD'i var, PKK'sı var, şunu var, bunu var. Birisi deniliyor ki bu insanlar acaba bir gettolaşma yaşarlar mı? Aslında bunlar haklı eleştiriler. Ya belli bölgelere odaklanıp işte bazı illerde Suriyelilerin sayısı Türklerden fazla olduğuna göre bir gettolaşma olur mu? Bu içe kapanma acaba ileride bir terörize edilecek bir duruma döner mi? Yani bu içlerinde IŞİD'ci sayısı artar mı? PKK sayısı artar mı? Acaba bundan dolayı Türk halkı bir şiddet görür mü diye sokakta bir endişe var. Daha enteresan bir endişe daha var. O da ilginç geldi araştırmada. Bu Suriyeliler içe kapandılar, terörle de ilintilendiler. Acaba yarın PKK gibi işte özellik, bu belli bölgelerde muhtariyet gibi isteyecek duruma gelirler mi? Bu belki ilk bakışta böyle akademik bakış açısıyla mantıklı gelmeyebilir size ama nihayetinde işte Güneydoğu Anadolu'da Kürtlerin yaşadığı bölgede bir terör örgütü bu tür taleplerde bulunabiliyorsa vatandaşın da aklına düşük oranda da olsa böyle talepler geliyor. Tabii Suriyeliler bir de ekonomiyle ilişkililer, onu biliyorsunuz. Ekonomiyle olan ilişkide de vatandaşların farklı farklı problem gördüğü alanlar var. Bir, diyorlar ki işimizi elimizden alıyor Suriyeliler. Yani biz normalde işte fabrikada şurada burada çalışacakken onlar gelip ucuz çalışıyorlar. İkincisi, iş yeri açtığımız zaman bizler işte vergi veriyoruz, onlar vergi vermiyorlar. Yani ez cümle ekonomi alanında Suriyelilerin büyük oranda kayrıldığına, desteklendiğine, aynı toleransın Türk halkına gösterilmediğine dair şeyde yani araştırmaya katılan insanlarda bir endişe var. Fakat bir diğer bir taraftan da yani bu bizdeki oranlar az olmakla beraber deniliyor ki aslında Suriyeliler hayatımıza bir çeşitlilik de getirdiler. Mesela ayakkabı sektöründe, farklı imalat sanayi sektörlerinde çok bilgili, becerikli insanların olması bizim Türklerin terk etmekte yüzde kaldığı birçok mesleğin yeniden Suriyeliler eliyle diriltilmesine sebep oldu. Bir başka kanaat de şu, diyorlar ki şu an Suriye, Türkiye'de Suriyeliler var olmasa ekonominin çarkları dönmez. Çünkü birçok kurumda verimli, ucuz üretimin yapılması için o ucuz işçinin kıymetli olduğunu söylüyorlar. Bildiğiniz gibi yani Suriyelilerin birçok sigortası çalışıyorlar. Sigorta da ortalama iş hayatında yani şeyde işverenler için 1/3'lük bir mali yük getiriyor. Yani 3000 lira, 4000 lira maliyetli bir işçi yerine fabrikalar bazen işte 1500-2000 liraya bir Suriyeli çalıştırabiliyorlar. Bu da işverenlerin veya iş adamlarının veya ekonomiye biraz daha yukarıdan bakanların olumlu gördükleri yer. Nüfus üzerine çalışanları bilirler. Yani şu an dünyada devletlerin gücü, potansiyeli ölçülürken yani nüfus birinci etkendir ve nüfusa sahip olmak çoğu zaman kötü bir şey değildir. Özellikle de Suriyeliler bir, geldiklerinde getirdikleri varlıklar, iki, aile dayanışmaları, üç, kazanarak kendilerini geçindirdikleri için aslında ekonomimize hayat veren bir tarafları da var. Eğer Türk ekonomisi çok güçlü olsa, sanayi üretimi çok yaygın olsa bu kadar nüfusun gelip genç nüfusun Türkiye'de çalışması iyi derecede olumlu bile algılanabilir. Dediğim gibi ekonomiye olumsuz bakan insanlar var. Yani bizim dar gelirliğimiz işçimizin ve işsizlerimizin yerini onlar alıyor. Diğer taraftan olumlu bakan insanlar da var. Onlar da diyorlar ki ekonomiye çeşitlilik getirdi. Hatta böyle lokanta, yeme içme sektöründe bile bazı Suriyeli
işte Suriye şeyli, menşeli işte gıdaların, ürünlerin, yemeklerin üretilmesi, yeni lokantaların açılması böyle damak zevkimize bir dahi bir çeşitlik getirdiğine dair değerlendirmeler var. Tabii Suriyelilerle alakalı işte olumlu gördüğüm, yani bir arada yaşamak, mesela onlarla bir arada yaşamak ister misiniz, komşu olmak ister misiniz, işte aile veya akraba olmak ister misiniz gibi sorular var. Burada da iki gruba ayırdığımızda, yani Türkleri ve Suriyelileri iki gruba ayırdığımız zaman Suriyelilerin destekli şey oranı, olumluluk oranı çok daha yüksek. Onlar diyorlar ki bir, ya Türkler bizimle ekmeğini paylaştılar, bizi misafir ettiler. Fakat buna rağmen böyle bir hani Müslüman kardeşliğinden hareketle mülteci olarak da anılmak istemiyorlar. Yani o Türklerin ev sahibinden, misafirperverliğinden alabildiğine mutlular. Ama bize böyle hani ensar, muhacir, misafir, ev sahibi gibi bir kavramlarla yaklaşılmasını daha doğru buluyorlar. Mesela Suriyelilerle yaşamak istemekte Türkler biraz daha çekingen, Suriyeliler biraz daha ilintili. Ama bu çekingen dediğimiz rakamlar, işte Ergül Hocam da detaylarını biliyor. Böyle %50-60-65 olumlu rakamlar, yani soru sayılarımız çok fazla, tamamını zikretmeyeceğim. Ha, demek ki bu toplumun henüz Suriyeli mültecilerle alakalı ön kabulü, onları kabul etmesi, yardımseverliği, yani yardım etmek ister misiniz diye sorduğumuzda %40'lara yakın rakamlar çıkıyor Suriyelilere. Halkın henüz Suriyeli mültecilere desteği devam ediyor. Hatırlarsanız böyle 1-2 yıl önce bazı böyle sokak infialleri, o oturmamışlıktan kaynaklı şeyler vardı. Ben hala, yani ben mucizevi bir mevzudur diyorum. 3-4 milyon insanın bir ülkede yaşaması ve büyük çatışmalar, büyük hesaplaşmalar olmadan burada durmaları bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabiliyetine, o göçmen karakterli yapısına dayandırıyorum. İkincisi de Suriyelilerin o daha insancıl, daha terbiyeli eğitilmiş olmalarıyla ilintilendiriyorum. Güvenlikle alakalı, şeyle alakalı, yani bir yardım etme konusunda Türklerin manevi desteği devam ediyor. Suriyelilerin de işte genel anlamda durumlarından, Türkiye'de olmaklarından memnun olmakla beraber bir ülkelerine dönmekle alakalı bir sorunsalımız vardı. Bir de Avrupa'ya gitmekle ilgili aslında Türkiye bir geçiş noktası mı, kalmayı mı düşünüyorlar? Şimdi ülkeleriyle alakalı işte bu barış şey, ya bir defa Esad rejiminden ve onun takibinden çok korkuyorlar. Yani o rejimin alanlarına dönmek gibi bir endişeleri var. Ama işte Türk ordusunun ve Özgür Suriye ordusunun bulunduğu yerlere dönme eğilimi daha yüksek. Tabii şey de var, onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi Arap nüfusla beraber Güneydoğu Anadolu'ya gelen bir Kürt nüfus da var. Onların da bir kısmı normalde Suriye Kürdü diyelim, çok ideolojik değiller. Fakat PKK aslında o tür kamplarda da etkili olmaya çalışıyor. Araya soktuğu insanlarla, hani Osmanlı ordusunda hoşafın yağına isyan edip, yani hoşafta niye yağ yok diye isyan edip bayrak kaldıran Yeniçeri gibi, bazen devletin sunduğu hizmetlere karşı o kamptakilerini motive ederek, yani biraz bir huzursuzluk çıkarma eğilimleri var. Aslında bir yönüyle PKK'nın kamplarda da gizli kapaklı da olsa bir etki etme çabası var. Yani şeyde işte Kobani'den gelenler, diğer bölgeden gelenler üzerine. Arap şeyler, mülteciler Kürtlere göre daha barışıklar Türkiye ile. Muhtemeldir ki o PKK'nın uzun yıllar oluşturmuş olduğu etkiden Suriye'deki Kürtler de etkilenmişler ki, yani Türkiye'ye karşı etki tepki düzeyleri biraz daha yüksek. Şimdi şikayetleri neler peki şeylerin? Birincisi, biliyorsunuz bir kısmı pasaportsuz, bazıları işte bir kaydı var. Bir vatandaşlık talepleri var. Türkiye'de vatandaş olmak gibi talepleri var. İkincisi, kamplarda gideniniz var mı bilmiyorum, kamplarda yaşayanları göreniniz var mı? Hocalarım gördüler. Onlar da şöyle diyorlar, aslında biz kampta yaşıyoruz, yani eğitim hizmeti kısmen alıyoruz veya işte yeme içme problemimiz yok, ama aslında bize bir hürriyet alanı lazım. Devletin de şöyle bir tedbiri var, yani kamplardaki mümkün mertebe herkes İstanbul'a gelmek istiyor ya da Batı illerine gelmek istiyor. Kolay kolay da bir vize tarzı bir sistem uygulayarak Batı'ya göndermiyor. Kamplarda kalanların böyle bir durumu var. İkincisi,
eğitimli olanlar, yani yabancı dili olanların Avrupa'ya gitme eğilimi daha yüksek. Çünkü biraz da bu işte Avrupa'ya o yoğun şekilde gidildiği zaman problemleri gördüler. Bir de çok enteresan bir şekilde göçmenler arasında olağanüstü bir sosyal medya network'ü var. Yani gelip mesela İstanbul'da kim kimin yanında kalacak, kim ne yapacak? İşte diyorlar ki biz Bolu'da 3 kişiyiz. Evimizde bir kişi daha kalabilir, şu fabrikada da iş bulabilirsin. İşte Güneydoğu'dan bir mülteci kalkıp Bolu'ya gelip arkadaşlarının yanına yerleşebiliyorlar. Aslında çok canlı bir mekanizma olarak, örgütlü bir yapı gibi Avrupa'dakilerin durumu, Türkiye içerisindeki durumu, hangi ilde mesela mültecilere daha iyi davranılıyor, hangi ilde tepki var, bunları bile böyle sürekli kendi aralarında yazışarak ve hareketli bir dayanışmayla kendilerinin aslında akışkanlığını da bu şekilde belirliyorlar. Dediğim gibi daha iyi eğitimli, daha şeyli, yabancı dil bilen, Avrupa'da iş bulurum ümidiyle bir Avrupa eğilimi var. Amerika ve Kanada'yı Avrupa ülkelerine göre biraz daha demokratik buluyorlar. Kısmen İngiltere. İngiltere aslında çok da mülteci almıyor ama Avrupa ülkelerini daha antidemokratik, daha böyle mülteci karşıtı buluyorlar. Almanya'yı da iş bulmak için en böyle kıymetli mekan olarak tanımlıyorlar. Yani Almanya'ya kapak atarsak Almanya'da kalabiliriz. Ama bu toplam mültecilerin çok büyük bir yekününü oluşturmuyor. Yani Avrupa'nın bir korkusu var ya, Türkiye kapıları açsa hani kıyamet kadar insan gelir. Tamam, toparlayayım ben. Bir şimdi kültür meselesi var. Yani kültürel bir etkileşim de var. Doğrusu Türkiye halkının bir kısmı bu kadar geniş bir potansiyelde olan göçmenlerin, bir defa tabii o yargı oluşturanlar şuradan hareketle de yargı oluşturuyorlar. Bunlar artık ülkelerine dönmeyecekler, ülkemizde kalacaklar. Hani tabiri caizse kovsanız da gitmezler. Peki biz bu 3-4 milyon insanı, yabancı insanı işte Türkiye'ye nasıl entegre edeceğiz? Nasıl bizim adetlerimizi, geleneklerimizi öğrenecekler? Acaba onlar mı bizi etkileyecekler, biz mi onları etkileyeceğiz? Mesela evlilikle alakalı bir soru da işte Suriyeli birisiyle evlenmek ister misiniz konusunda Türkler daha tedirgin. Daha dip dalga sorularda da sorduğumuzda bizi dönüştürürler diye bir endişeleri var. Mesela Suriyeliler bu konuda daha şey, olumlu bakıyorlar. Efendim? Yani şöyle, Türkler mesela %35-40'larla evlenme eğilimindeyken Suriyeliler %60-65'te Türklerle evlenme eğiliminde. De bu sadece bayanlara sorulmuş bir soru değil yani. Erkeklere de, bayanlara da sorulmuş bir soru. Oda grup tartışmalarında da şunu söylüyorlar. Yani bir farklı bir kültür, kendi dillerini kullanıyorlar. Onlar bizi dönüştürürler. Yani böyle bir şey endişesi de var yani. Suriyeliler tarafından dönüştürülme endişesi de var. Baktığınız zaman araştırma kapsamlı, detaylı. Yani inşallah Ergün hocamla beraber bunu kitaba da dönüştürmeyi düşünüyoruz. Kitaba dönüştürdüğümüz zaman biz işte ele aldığımız konular, ön yargılar, Suriyelilerin Türklere bakışı, Türklerin Suriye'ye bakışı, problemler. Bir de tek bir şeyi çok vurgulayalım. Bu Suriyelilere üniversitelerde bedava okutuluyor, hastanelerde bedava bakılıyor gibi tartışma da aslında en güncel tartışmalardan birisi. Biliyorsunuz Suriyeliler çoğu kendi doktorlar, hastane kuruyorlar, onlara destekler veriliyor. Üniversitelere giriş durumlarını bilmiyorum ama nihayetinde eğitim alanında onlara büyük bir fırsat verildiği de ortada. Arkadaşlar, işte geniş bir araştırmanın böyle bir 20 dakikada özetini yapmaya çalıştım. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler İhsan Bey. Şimdi arkadaşlar bir zamanımız 5 dakika geçti ama biz birkaç soru alalım isterseniz. Buyurun. Kime yönelttiğinizi de söylerseniz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Ali Can Çelik, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ben. Ve Gaziantep'liyim. İki problem var Antep'te Suriyelilerle ilgili. Acaba İhsan Hocam'ın çalışmalarına yansımış mıdır, onu merak ettim. Birincisi, tabii bütün Suriyeliler için değil bu, bir kısım Suriyelilerin inatla Suriye'deki gibi yaşama eğilimleri var. Öyle bir inat tarafları var. Acaba bu anketlere yansıyor mu? İkincisi ise Suriyeli yani hepsini tabii ben biraz da
ithamdan kaçınmak için biraz temkinli evet. tekrar olmaya çalışıyorum ama işledikleri suçlardan dolayı yaptırım olmaması ve dolayısıyla rahat suç işlemeleri, yani sosyal hayatta bile küçük ya da büyük ölçekli suçlar, bunlar da çalışmalara yansıdı mı ve bilmiyorum, çalışma konumuz olduğu için de bu konuda bir düzenleme var mı? Buyurun. Orada var, akıda var hocam. Bir el mikrofonu alabilir miyiz? El mikrofonunu alabilir miyiz arkadaşlar? Hocam, insan önce tamamlasın diye bir soru. Yani tamam. Genelde anketleri takip ediyoruz ya. Yani. Evet. Suriyeliler memleketine gitmeli mi sorusunu sordunuz herhalde. Evet. Bir de Türkler Suriyeliler nasıl tanımlıyor? Yani böyle eğilim değil de rakam var mı sizde mümkünse? Çünkü çoğunu yorumladınız böyle mi? Neyli? Bu mesela şey var, mülteci, göçmen, yabancı. Burada mülteci 36.1, göçmen 21.9, yabancı 27.9. Yani Türk halkının Suriyelileri tanımlaması meselesinde. Dolayısıyla yabancı, efendim? Yani yüzde oranları evet. Mülteci, yabancı, göçmen kategorileri olarak. Yabancı %20 civarında ama o şey mülteci 36. Yani onu şey hatırlayamıyorum tabii. Yok net yani şey. Bu veriler. Evet. Tamam. Evet. Şimdi hocam zamanımız da sınırlı. Evet. Şimdi bizim burayı bırakmamız gerekiyormuş ama hanımefendi de sormak istiyor. Hanımları da bir söz verelim. Hanımları. Buyurun. Ben danış doçent doktor Galatasaray Üniversitesi'nden. Bu araştırmayı ilginç buldum. İhsan Bey şey söyledi. Suriyeliler kendilerinin mülteci olarak adlandırılmasını evet. istemiyor. Ensar, muhacir veya misafir tercih ediyorlar. Orayı biraz açar mısınız? Beni çok şaşırttı. Yani muhacir değil.
Evet. Dıştaycılık olduğunu düşünüyorlar. Hani biz mülteciliğin bir dıştaycılık olduğunu düşünüyorlar. Oysa hani daha böyle kendi dillerinde de var Arapçada işte ensar, muhacir gelip yerleşen ensarla ona yardım eden kişi. Bu kavramlarla anılmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine çalışmalarda misafirlik kelimesini hocamın da çalışması öyle. Yani misafirlik en sevmedikleri kavram. Evet. Statüslük yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam, anladım. Peki. Hayırlı günler dilerim hanımlar, beyler.